Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı memur alımı hakkında konuşmuş olacağız. Tarih ne zaman gelebilir? İlan ne zaman gelebilir? Resmilik ne zaman kazanılır? Bunlar hakkında yorumlarımızı yapmış olacağız. Çünkü ciddi anlamda bununla ilgili fazla soru aldım. Daha öncesinde bir video çekmiştim fakat tekrardan çok fazla soru geldiği için konuyu ele almak istedim sevgili arkadaşlarım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki lütfen ama lütfen sağda solda resmi açıklama geldi, resmi tarih geldi diyenlere itibar etmeyin. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasında herhangi bir resmi bir ilan görmedim ben henüz. Resmi ilan duyuru geldiği takdirde kimler nereye başvurabilir, kimler başvurabilir, nasıl başvuru yapılır, nereden başvuru yapılır, kaç kişi alınacak, kaç kişi alınmayacak gibi bütün hususların hepsine değinmiş olacağız. Şu an için herhangi bir resmi duyuru olmadığı için maalesef ki yorum yapmak çok zor oluyor arkadaşlarım. Peki tahminler ne yönde? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilan ne zaman gelebilir diye sorular çok geliyor bu kez de. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmasını zaten daha öncesinde ben videoda yayınlamıştım. Beni dinleyen dostlarım gayet iyi biliyordur. Gençlik Spor Bakanlığı'nın kendi resmi Twitter hesabında yayınlamış olduğu ilanla beraber, açıklamayla beraber müjdeli haberi zaten vermişti. Ama sayfada yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında herhangi bir duyuru ve ilan olmadığı için net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat bizler düşünüyoruz ki hani Haziran ayı içerisinde olmasa bile Temmuz ayı içerisinde herhangi bir açıklama veya ilan gelecektir diye düşünüyoruz sevgili arkadaşlarım. Tabii daha da erken olabilir, daha da geç olabilir. Demiş olduğum gibi resmi bir tarih olmadığı için net bir şey söylemek mümkün değil arkadaşlarım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alımları şu şekilde de olabilir. Şu şekilde de bir tahmin yürütüyorum ben. Hani parça parça da olabilir. İsterseniz Cumhurbaşkanı yapmış olduğu konuşmayı size okuyayım tekrardan. Ondan sonra bu yorumumu da size aktarmış olayım. Bakın, kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler içinde genç istihdamını zorunlu kırıyoruz demişti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosuna toplamda 8.121 kişi istihdam edecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını en son yaptığımız 333 atamayla toplamda 45.000'in üzerine çıkarmış olduk demişti. 8.121 alımın demiş olduğu gibi sözleşmeli ve işçi kadrosu olarak ayrılıyor. Yani farklı dallarda memur alımı ve işçi kadrosuna istihdam edileceği söylenmişti arkadaşlarım Cumhurbaşkanı tarafından. Alımlar hani parça parça da olabilir. 8.121 alımın işte 300-400'ü merkezi alıma girebilir veya bunların çoğunluğu İşkur sayfasına düşebilir. Bunların dışında farklı farklı atamalar gerçekleştirildiğinde araya sıkıştırılabilir. O yüzden hani 8.121 alımın bir anda da olamayabileceğini de sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Tabii olabilir. Herhangi bir resmi duyuru ve açıklama olmadığı için kesin ifadeler kullanamıyoruz. Hani bizler de tahmin yürütüyoruz. İnşallah demiş olduğum gibi resmi ilan, resmi duyuru geldiği takdirde sizlere en iyi şekilde aktarmış olacağım. Lütfen sağa sola itibar etmeyin. Şu an için herhangi bir resmi duyuru ve resmi ilan yok. Bu videoda da buna da netlik kazandırmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, bizlerin tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dışında bekçilik alımlarının veya bunların dışında merkezi atamaların, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı alımlar ve özellikle Sağlık Bakanlığı ataması uzun sürede gelmedi. Bunlar hakkında da ilanlar bekliyoruz Haziran ayı içerisinde. İlan ve duyurular geldikçe bu kanaldan başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır, doğru tercih nasıl verilir gibi bütün hususların hepsine değinmiş olacağız. Hiç merak etmeyin. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.